Herkese merhaba, ben Şevki Alsaner. Bugün sizinle beraber çok büyük bir Airsoft tabancasını inceleyeceğiz. Bu tabanca KVC'nin Deagle'ı. Evet, videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün çekim alanına geldik. Ne yapacağız? Desert Eagle. Evet, kamp seti sağ olsun bana Airsoft tabancası gönderdi, bir dene dedi. Ben de uzun zamandır karbondioksitli bir Airsoft tabancası incelemiyordum. En son galiba 911. Onun da inceleme videosunu şuradan bulabilirsiniz. Kamp setinden Mustafa'ya teşekkür ederim. Bana çok güzel bir Desert Eagle gönderdi. Evet, şimdi bu tabancayı ilk nerede gördünüz? Aklınıza gelen ilk sahne nedir? Onu yazın. Ben galiba Call of Duty Modern Warfare'da gördüm. ZS miydi? Kimdi? Birisinin elinde vardı. Tek kolluydu. Onun tabancasıydı. Şimdi biz Airsoft'una geri dönelim. Videoya başlamadan önce kanala abone olun. Bakın arkadaşlar, bu önemli. Şimdi tabanca karbondioksit dedik. Yaklaşık 10 veya 12 tane boncuk alıyor. Boncuk koyması kafadan oluyor. Direkt şuradaki dudaktan oluyor. Şimdi koyması biraz sıkıntı, kabul ediyorum. Tabancanın şarjörünü bırakalım. Üstüne gelelim. Üstü metaldir arkadaşlar. Altı plastik. APS'i yaklaşık 440-450 APS. Her atışta mekanizma geri gidiyor. Karbondioksit olduğu için de bayağı bir etkili blowback'i var. Emniyeti var. Emniyeti bayağı bir sağlam. Horoz. Aa, horozu da ağır. Evet, horozu da ağır. Onun dışında farklı bir şey var mı? Yok. Mekanizma ilerliyor gördüğünüz gibi. Blowback'i bırakınca tabanca ileri gidiyor. Çok değişik. Şarjörü ağır. Bu arada tabanca gerçekten ağır. Yani 1 kilonun üstünde bir tabanca. Şimdi atışlarına bakalım. Arpacı plastik. Herhangi bir şey yok. Mesafe, ilk başta mesafesini ölçelim. Şöyle pirinç. Yaklaşık 50 metreye evet, atmaya çalışacağım. Arkadaşlar, geleceğe atıyoruz. Paralel evrendeyiz. Evet. Oha. Yani. Hadi şöyle yaklaştırayım biraz. At bakayım. Oo, gördüm. Rüzgar da var bu arada. Boncuklar hatalı olduğu için ben düzeltmeye çalışıyorum. Evet, gazımız da bitiyor. Şimdi asıl konumuza gelelim. Karbondioksit. Şöyle boşaltayım. Karbondioksit green gaza oranla daha güçlüdür. Örneğin green gazda soğuk havalarda atış yapamıyoruz. Neden? Çünkü çalışma sıcaklığı odadır. Oda sıcaklığıdır. 20-25 derece civarındadır. Ama karbondioksitte öyle bir şey yok. Direkt karbondioksit kışında, yazında kullanabilirsiniz. Bunda tek önemli nokta, kesinlikle ama kesinlikle içinde bırakmamanız lazım. Çok fazla sıkmamanız lazım. BB dolumu. Şu Deagle'ı bırakayım. Şuradan BB loader sayesinde iki dudağı. Beyaz takmak, boncuk koymak sıkıntı olabilir ama öğrendikten sonra gayet yeterli ve hızlı bir şekilde koyabiliyorsunuz. Evet, şimdi koyuyorum. Sesi muhteşem ya. Atış yapacağım. Kaç atış yapacağız onu da bakalım bir karbondioksitle. 1 2 3 4 5 6
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İlk 20 boncuğu attık. Soğuma var mı? Karbondioksit tüpünde var tabii ki de. Şimdi tekrar dolduralım. Evet arkadaşlar, videonun maliyeti arttı. Like atın. Şimdi 40 gram olduğu için bu arada kamp seti bunu da gönderdi. Hediye olarak. 30 gram, yani normalde 450 FPS'te 30 gramda çok farklı sonuçlar alabilirsiniz. Bence yüksek FPS'te kesinlikle ama kesinlikle yüksek gramaj kullanın. Şarjım nerede? Şimdi ilk 20 taneyi attık. Tabanca o kadar büyük ki koyacak yer bulamıyorum. Şimdi ikinci 20. İkinci 20. Bir, iki, üç, dört, yedi, on yedi tane koymuşuz. Tekrar çıkardım. Bakıyorum. 20 artı 17. 37. Vay, matematik iyiymiş lan. Ya hobi olarak Air Desert Eagle gerçeğini alamıyorsanız yaklaşık 180 bin lira civarında bir fiyatı var şu an Desert Eagle'ın makine kimya fiyatı. Eğer onu alamıyorsanız böyle 3000 lira, 3500 kaç, lira. Kaç dedin kaç? 180 bin lira. Kaç taksit? Taksit yok. Ooo Şevki 8 2022. Eagle ne oluyor? Tekrar. Altı, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ama çalışmıyor artık. Evet, kaç oldu? Yani 20'de kaldı. Toplam 57 atış. Ya 60 tane atarsın ortalama. Bir tüple 60. 3 şarjör. Hava sıcaklığı da 20 derecenin altında. 3 şarjör. 3 şarjör. Tekrar boşaltıyoruz. Sakın ama sakın. Buradan direkt çıkarmayın. İlk önce basıncını alın. Aynen. Sonra bunu göstersene. Soğukluğunu. Soğuk ne kadar soğuk? Bayağı soğuk. Üstünde arkadaşlar kırığı var yani artık. Şarjör de soğudu. Ama bu karbondioksit olduğu için istediğim kadar zorlayabilirim. Yine de siz zorlamayın. Ay yoktu ya. Şevki var ya şu an ananı satayım film. Araba geliyor. Filmi çekerken yakalandım. Yemin ederim sahne inanılmaz. Ha? Sahne inanılmaz. Oo! Yeni tabanca geldi de onu deniyoruz. Tabanca Deagle. Gerçeği 180-200 mi? Aynen ya, bunları atıyoruz. Sağ ol. Hadi çekin. Aynı yere geç, çok edeceğim. Şunu bir çekelim. Oğlum şu an güneşin falan atmosferi çok iyi, dur. Evet arkadaşlar, kapak fotoğrafını nasıl çekiyoruz? Güzel bir sahne görüyoruz ve çıkıyor. Arkadaşlar video esnasında böyle çekerken bir anda şöyle, evet. Evet. Ama Desert Eagle'ı göster. Ya sen kafayı mı yedin Deagle? Öyle bir çıkıyor ki Deagle şu an. Evet, fotoğrafı çektim. Arkadaşlar nasıl sizce, kapak fotoğrafı olur mu bunda? Bak. Şevki. Hadi yalan mı söylemişim? Bir bak. Tepkini ölçelim. Oha. Nasıl? Evet, güzel. Çok iyi değil mi? Güzel. Arkadaşlar, poster olmadığı için maalesef kemerime böyle koyacağım. Siz yapmayın. Şimdi gizli çekim şey mi? Bir dakika dur, kamerayı tutamıyorum. Oğlum, evet. Tabanca buraya. Tabancanın ucu burada. Evet Şevki, şimdi. Tabancanın hazırız. Yarısını içimde hissediyorum. Şevki. Çok kötü kelimeler kullanıyorsun şu an.
da. Şimdi bir olay oldu. Bir olay oldu. Tak diye bir ses geldi. Şey, 2022. Dur tekme. Şimdi araban lastiğini mi çalıyorlar lan? Evet arkadaşlar, Şevki'nin yeni lastikleri çalınca tepkisi. AT değil MT arkadaşlar, şöyle göstereyim. Ne oldu Şevki? Lastikler gitti. Olabilir ya inşallah. Bir olay yaşanıyor. UFO mu lan o? UFO! Kemerim yok, kemerim. Degala uyumuyor. Çok büyük. Tamam hadi son. Ya sen performanstan bahset oğlum. Performans. Dur söyle. Anlatacağım. Anlatacağım mı? Tamam arkadaşlar, bekleyin, anlatacakmış. Videoyu kapamayın ha. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Karbondioksit olduğu için inanılmaz bir güç var. Yani gerçekten tabanca tepiyor. Yani şuna bakar mısın? Bak. Tabanca gerçekten tepiyor. Karbondioksit olduğu için bu arada. Tabancanın menzili yaklaşık 50 metre arkadaşlar. 50 metre gerçekten boncuğu atıyor. 30 gram boncuk kayarsanız ciddi bir şey yaparsınız. Performans alırsınız. Dezavantajı, oyunlarda kullanılmıyor. Oyunlarda yakın mesafe olduğu için kullanılmıyor. Ama eğlence amaçlı bu tip şeyleri yapmak istiyorsanız alabileceğiniz en iyi tabanca söyleyeyim. Yani gördünüz yani performansını. Performansı düşmüyor. Normalde green gazlarda muhabbet neydi? Tabanca ne kadar çok çalışırsa soğuduğu zaman tabancanın performansı düşüyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Yani herhangi bir soğuma var ama tabanca çalışmaya devam ediyor. Dezavantajları neler? Eğer bunun içerisinde tüp unutursanız, dolu bir şekilde bırakırsanız tabancanın şarjörü bozuluyor. Green gazda ise tam tersi oluyor. Oyuncağın gücü çok yüksek dedim. Menzil inanılmaz iyi. Onun dışında eğlence amaçlı bence alınabilecek en güzel tabanca. Koleksiyon olarak alınabilecek en iyi oyuncak. Üstünde herhangi bir mark yok, marker yok. Yani lisanslı değil. Ama görüntüsü, yani şeyleri, uzunluğu falan birebir aynı. Ağırlığı aynı mı? Boş haliyle aynı. Böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın. Diggle incelemesi böyleydi.